Herkese selam. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün biraz daha böyle farklı bir açıda, farklı bir saçla açtım videoyu. Birazcık değişiklik olsun çünkü sürekli aynı şeyleri evin içinde çekmekten ben de sıkılıyorum. Siz de sıkılmayın diye. Biraz hayatımıza hareket katmaya çalıştım. Bu hafta okulum yok, evdeyim. O yüzden birkaç günümü vloglamak istedim. Saat 12, şimdi kütüphaneye gideceğim. Bir önceki vlogu izlediyseniz görmüşsünüzdür. Bu dönem kütüphaneden bir coworking space yapıyoruz. Halihazırda Berlin'de olan bir kütüphane. Onun da haftaya konsept sunumu var. Konsept geliştiriyoruz şu anda. Ben de o kütüphaneye gideyim, yerinde çalışayım istedim. Çünkü kağıt üzerinde çalışmaktansa orada bulunurken yapmak daha mantıklı geldi bana şu an. Biraz böyle farklı yerlerde oturup çalışmayı deneyeceğim. İşte akustiği, ışığı vesaire anlamak için. Biraz da materyallerle ilgili bir şeyler bakmam gerekiyor. Çünkü inanılmaz güzel bir yer. Yani normal bir gözle baktığında herhangi bir ekstrası olmayan eski bir yer. Ama mimari bir gözle baktığında gerçekten böyle ders kitaplarında işlenebilecek bir yer. 1950'lerin başında yapılmış. Her bir çivisi bile 1950'lerden kalma ve tamamen koruma altında bir yer. Birazdan çıkacağım. Önder de gelecek. Birazcık onunla yürüyeceğiz. Sonra oradan da kütüphaneye geçeceğim. Geldim, yolda kendime bubble tea aldım. Normalde hiç sevdiğim bir şey değil ama bu aralar çok canım çekiyor alakasız bir şekilde. Matcha'lı, bayağı da lezzetli. Şimdi bu enerji versin diye bunu içeceğim. Bir de biraz bir şeyler atıştıracağım. Çok acıktım. Sonra dışarı çıkıp koşmayı düşünüyorum. Çünkü hava 17 derece. Bayağı güzel, yani bayağı yüksek. Normalde hiç olan bir şey değil bu kadar yüksek derece. O yüzden onu değerlendirip koşmak istiyorum. Şimdi bir şeyler yiyeceğim. O sırada biraz daha çalışacağım. Kütüphanede çok güzel çalıştım bu arada. Böyle her türlü istasyonu test ettim. Yani her birinde gittim, oturdum ve çalıştım. Çünkü hani birazcık böyle anlamak için gitmiştim aslında nasıl diye. Bazı yerlerde çok fazla fokusu olamadım. Böyle özellikle çok insanların gelip geçtiği yerlerde. O yüzden her şeyi istediğim gibi bitiremedim. Biraz onları bitirmeye çalışacağım. Sonra koşmaya çıkacağım. Sonra da dönüp yemek yaparım diye düşünüyorum. Cheers. Koşudan geldim. Kendimi o kadar iyi hissediyorum ki böyle bir şey olamaz. Gerçekten kamerayı açmak istedim çünkü uzun zamandır koşmuyordum. Dizimde sakatlık olduğu için, yani bir senedir falan koşmamıştım. Şimdi havalar bu sene erken ısındı. Birkaç haftadır böyle arada haftada bir iki kere koşmaya çıkıyorum ama en fazla böyle 3 kilometre falan koşabilip bırakıyordum.
Bugün 5,5 kilometre koştum ve yani normalde çok uzun bir mesafe değil ama ben bayağıdır koşmadım ve koşamadığım için inanılmaz iyi hissettim. Çok özlemişim. Yani koşmayı gerçekten çok seviyorum aşırı. Koşmak zaten ya çok seviliyor ya hiç sevilmiyor bilmiyorum. Ama bence sevenlerin anahtarını söylüyorum size. Eğer koşmaya çalışıyorsanız ve sevmiyorsanız kendinize biraz zaman verin. Gerçekten böyle yaptıkça ve kondisyonun geliştikçe daha da keyif alınan bir spor kesinlikle. Ve nedense ben zaten tek yapılan şeyleri daha çok seviyorum her zaman. Asosyalliğimden kaynaklı olabilir. Bilmiyorum, bugün çok iyi hissettim kendimi. Son zaten yarım kilometrede depar attım falan. Bayağı iyiyim şu an, serotonin had safhada. Bu da size bir motivasyon olsun şu anda. Gerçekten ya illa koşmak için değil ama herhangi bir hareket, yürümek olur, başka bir şey olur. Vücudu hareket ettirmek gerçekten zihne de çok iyi geliyor. Kafam çok doluydu. Ne yapacağımı bilemiyordum projeyle ilgili. Şu an acayip iyiyim yani. Çünkü gerçekten insan kendini çok iyi hissediyor. Yani bedenini çalıştırdıkça tabii ki de başlangıçta zor geliyor çoğu şey. Ama o zorlanmaları aştıkça, zorlandıkça, üzerine gittikçe özellikle ve yapabildiğini gördükçe inanılmaz iyi hissediyor insan. Size bir hatırlatma ve motivasyon olsun bu da. Bir günden selam herkese. Günaydın diyemeyeceğim çünkü saat şu anda 3'e geliyor. Gündüz biraz ders çalıştım sabah. Bitirmek istiyordum artık projeyi. Şimdi de hava çok güzel. Bugün resmi tatil bu arada. Paskalya, Önder de izinli. O yüzden de ki çıkalım birazcık dışarının tadını çıkaralım. Hava çok sıcak ama güneş yok. Bilmiyorum, böyle şu an evden bakınca yağmur yağacak gibi bile görünüyor. Umarım yağmaz. Ama yine de çıkıp böyle dışarıda biraz oturup keyfini çıkaralım dedik. Yanıma bilgisayarımı alıyorum. Video editleyeceğim. Çünkü tam 1,5 aydır bir Prag'a gitmiştik. Prag'da vlog çekmiştim. Böyle gezmeli, görmeli, öğrenmeli. Ama gerçekten editine başlayamadım bile. Böyle bir şey olamaz. 1,5 ay oldu. Bu hafta artık onu editleyip yayınlamak istiyorum. Bu arada sabah saçlarımı fönledim. Yeni bir şey kullanmaya başladım. Bence istediğim efekti verdi. Biraz daha böyle canlı ve parlak görünüyor olması lazım. Umarım öyle görünüyordur. Size göstereyim onu hatta, bir dakika. Ürün bu. Şu an birazcık yansıyor ama. Fön spreyi aslında. Yani fönlemeden önce saça sıkıyorsun. Ve bayağı her bir tutamına böyle mümkün olduğunca çok sıkıyorsun. Öyle yazıyor üstünde. Ve 3 yıkamaya kadar kalıyormuş. Saçı böyle sarıp o moleküller ısıyla ve çekmeyle birlikte etkinleşiyor. Çok enteresan bir hissi vardı böyle fönü çekerken. Başta bir kalın geliyor, sonra Yaptıkça saç iyice yumuşuyor. Bu hair stylistlerin falan kullandığı bir ürünmüş. Ben de bayağı merak ediyordum. Kullandım. Bence güzel oldu. Bakalım bu hafta içinde nasıl gidecek bu saç, ona göre size de paylaşırım. Beğendim mi beğenmedim ama şimdilik ilk etki olarak ben beğendim. Evden çıkıyordum tam ve bugün video çekmeye devam ettim, aklıma geldi. Yani sabah çıktım, koştum, geldim falan, bir şeyler yedim. Şimdi de birkaç işim var. Bir ayakkabı almıştım. Onu iade etmem gerekiyor. Sonra da bir yere geçip çalışacağım. Çünkü Prag videosunu dün de editledim akşam bayağı. Çok az bir işi kaldı. Bugün onu bitirmek ve aradan çıkarmak istiyorum. Sonra okul için bir proje var. Onu hiç anlatmadım. Bence anlatmama bile gerek yok. Çok saçma. Yine bir yarışmaya hazırlanıyoruz ama böyle çok küçük çaplı bir şey. Daha 10 günü var teslimimin ama onu bir an önce bitirmek istiyorum. Bugün videonun işlerini bitirip sonra ona devam edeceğim. Sonra da Türk marketine gitmek istiyorum.
Oradan sonra da en son eve dönüp yemek yiyip akşam da arkadaşlarımızla bir şeyler içmeye çıkacağız. Bugünün planı böyle. Şimdi çıkıyoruz, ayakkabıyı iade edeceğim. İki ayakkabı söylemiştim bu arada. Biri samba, sambaları iade edeceğim. Diğerini de şimdi giydim. Onu size göstereyim. Bu da diğeri. Yeşil bir ayakkabıya ihtiyacım vardı. Bunlar kampüs. Diğeri de sambaların yeşilini söylemiştim ama onları beğenmedim. Zaten samba sevmiyorum hiç genel olarak. Kafeden çıktım, şimdi eve dönüyorum. Videomu bitirdim ama onun dışında yapmam gereken hiçbir şey yapamadım. Çünkü video çok vakit aldı. Yani tahminimden daha fazla vakit aldı her zamanki gibi. Bir de biraz canım sıkıldı. Şöyle ki video, yani 27 dakikalık video, siz bu videoyu izlediğinizde o yayında olacak, Prag videosu. 127 GB tuttu toplam. Ve export alamadım şu anda çünkü bilgisayarımda yer yok. Bilgisayarımda şu anda aynı anda iki tane video editleyecek kadar bile yer yok. Bu bilgisayarı normalde okula başlamadan önce almıştım. Yani 2 sene önce. Tamamen böyle iç mimarlıkla alakalı kullanmam gereken programları düşünerek satın almıştım. Asla aklıma aynı anda 3D modelleme yapıp, render yapıp, video editleyip, bir yandan Photoshop'ta interior düzenleyip ya böyle aynı anda 80 tane programı aynı anda kullanmam gerekeceği asla aklıma gelmemişti. Ve şu anda bilgisayarımı değiştirmem gerekiyor çünkü asla yetmiyor. Kısacası o yüzden birazcık canım sıkıldı. Çünkü herhangi bir bilgisayarda değil, gerçekten en yüksek kapasiteli bilgisayarı almam gerekiyor. Şu anda istediğim her şeyi yapabilmek için. Ve şu anda bu data yükü altında kendimi ezilmiş hissediyorum. Neyse, şimdi bilgisayarımı bırakıp bana asla yetmeyen bilgisayarımı markete çıkacağım.